Ben seni konuya çekeyim. Tamam. Bu ilk soruyu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi şöyle. Sayın Kılıçdaroğlu da zaman zaman yaptığı konuşmalarda mesela çiftçilere diyor ki sabredin az kaldı. Traktör alacaklara sabredin az kaldı diyor. Engellenen sanatçılara sabredin az kaldı diyor. Neden bunu söylüyor? Diyor ki çünkü ya da EYT'lilere sabredin az kaldı diyor. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu da bir erken seçim olacağını düşünüyor. Ve çalışmalarını da buna göre yapıyor. Hatta milletvekilleriyle yaptığı toplantıda ve MYK'da da Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da çalışmalarınızı Kasım ayında bir seçim olabilirmiş gibi yapın diyor. Tabii burada Yaşar Hoca'nın dikkat çektiği bir konu var. Kasım'da seçim olacaksa eğer Millet İttifakı'nın da ya da yeni adıyla Altılı Masa'nın da bir an önce oturup Adayını belirlemesi ve bunu kamuoyuna deklar etmesi lazım. Yani efendim ben seçim kararı açıklansın, yüksek seçim kurulu takvimini ortaya koysun, ondan sonra adayımı açıklayayım derseniz sıkıntı olur. Burada tabii iki tane sıkıntı var. Bir eğer Türkiye bir erken seçime giderse ve iktidar eliyle bir erken seçime giderse yeni çıkarılan seçim kanunu doğal olarak uygulanamayacak. Çünkü bizim seçim kanunlarımız çıkartıldıktan bir yıl sonra uygulanıyor. Ve 6 Nisan 2022 tarihinde çıktığı için bu kanun eğer 6 Nisan 2023 tarihinden önce bir seçim yapılırsa bu kanun uygulanamaz. Dolayısıyla Türkiye seçime eski sistemle yani %10 barajıyla ve artık oy sistemiyle gider. Bu ne demek? Bu şu demek. Örneğin Erken seçim kararı alınırsa Erdoğan Aktaş, diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi, Anadolu yakasında milletvekili çıkaracak. Bir milletvekili çıkarabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin en az 135 bin oy alması gerekiyor. Diyelim ki CHP 140 bin oy aldı. O zaman ne oluyor? Yüzde onluk baraj sistemine göre, kaldırılan sisteme göre, 135 bin oyu aldığında CHP, artık kalan 5000 oyla ikinci milletvekilini çıkaramadığı için o 5000 oy ittifakın en çok oy alan ikinci partisine yazılıyor. Yani İyi Parti'ye. İyi Parti'de 130 bin oy almışsa o 5 bini de ekliyorsun. İkisi de birer milletvekili çıkarabiliyor. O bölge bölge değişiyor ama değil mi? Yani Konya'da bu 80 bin kişidir Kars'ta 3 bin kişidir örnek bu, takip eden parti Konya'da diyelim başka bir parti e tabii ki eğer girmemişse hmm. Saadet girmişse orada iyi parti ben burada milletvekili adayı çıkarmıyorum derse o zaman sıradaki ikinci parti gelir ittifak içinde şimdi zaten iktidar bu seçim kanununu Küçük muhalefet partileri artık oy sisteminden faydalanıp milletvekili çıkaramasınlar diye ve bu ittifak dağılsın diye yaptı. Eğer iktidar erken seçime giderse bir yüzde onluk baraj sistemi uygulanacak. E, MHP o bağlamda %10 barajını aşamadığı için gerçi sorun olmaz. Çünkü AKP barajı açtığı için onunla birlikte meclise gider ama bu kez Gelecek Partisi... Saadet Partisi, Deva Partisi ya da başka partiler de bu ittifakların içine girerek artık oylardan faydalanarak milletvekili çıkarırlar. Bu yüzden iktidar partisinin bu işine gelmez. İktidar son güne kadar yani 2023 yılının 24 Haziran'ına kadar durumu idare etmeye seçimi de vaktinde yapmaya çalışır. Ancak iktidarın önünde bir sıkıntı var. O da şu. Ekonomik kriz, gitgide derinleşiyor. Ve ekonomik kriz derinleştikçe toplumdaki sosyal huzursuzluk da buna paralel bir şekilde artıyor. Hacı Yakışıklı diyor ki, efendim diyor. Madem bu kadar rahatsızlık var, niye kimse çıkıp protesto etmiyor? Ya nerede protesto edeceksin? En küçük bir demokratik hak talebinde ya biber gazıyla ya gözaltıyla karşılaşıyorsun. Bir de hakkından ne gibi soruşturma geleceğini de oradan Yani bir de tabii ki hangi soruşturmaya, hangi Daha torbaya aynı atılacaksın, hangi suçlamalarla karşı karşıya kalacaksın onu da bilmiyorsun. Türkiye'de demokratik gösteri hakkı, protesto hakkı artık resmen uygulanamaz bir hale geldi. Daha dün Ali Babacan'dan laf açıldı. Ali Babacan'ı konuşturmamaya, miting yaptırmamaya çalıştılar. Biliyorsun sen de takip etmişsindir. Neredeyse konuşamıyordu Ali Babacan. Bir muhalefet partisinin genel başkanı bile eğer konuşamayacak hale geliyorsa ve bu engelleniyorsa esnaf, çiftçi, köylü, öğrenci çıkıp nerede hangi hakkını kullanacak da protesto hakkını kullanacak. Ha, sayın arkadaş siz de biliyorsunuz ki bütün siyasi parti genel başkanları istedikleri gibi e, Konuşamadı işte Ali Babacan dün yani, önünü kestiler. Eğer Ali Baba ben izlemedim. Ama Ali Babacan'a karşı böyle bir sen miting yapma burada deniyorsa buna kimse e, doğru polis demez Polis çıktı ki. seni konuşturmam dedi burada. Videosu var işte arkadaşlarımız yayınlasınlar. Ona bir bakmak var canım. lazım. E bakın yani canım ona... ya neyine bakacağız. Ya görüntü ortada ya. ya Sayın Davutoğlu çıktı? da geziyor. Ya, Davutoğlu Sayın Karamollaoğlu da geziyor. Davutoğlu'na da salon vermediler. Geziyor. Hatta Sayın Akşener'e diyor ki Armutlu'da kahvaltımızı yaptınız mı? Ya, Yok diye da, evimde yaptım salon diyor. Salon vermediler. Süleyman Soylu öldürdü bütün teröristleri size kahvaltı yapacak adam bırakmadık gibi. Böyle enstateneler vatandaşlar aralarında dönüyor. Ne var bunda? Nerede Nerede özgürce haklarını kullanabiliyor muhalefet? Bütün proto, ha, e, propaganda e söylüyorum işte, Ali Babacan dün konuşamayacak ha. hale getirildi. <laughs> olması Ahmet gereken Davutoğlu de bu bu Ben da olan da şey anlatmıyorum ha. Yani olması gereken zaten bütün muhalefet partisi liderlerinin e, dolaşabilir. İktidar partisi liderlerinin de dolaşır. Onlar ya da herkes çıksın dolaşsın canım. Ama, bay, Ama ya, Türkiye'de artık demokratik da, haklarını Efendim, kullanabildiğim bir de, ülke değil. Gide, öyle Şimdi şey burada, yok. burada iktidarın, zaman iktidarın sıkıntısı şu Erdoğan Aktaş. İktidar Ha siz Öcalan posteriyle ben yürüyüş yapacağım derseniz izin vermezler. Ya hacı Öcalan posteriyle yürüyüşe senin bu iktidarın haburda da izin verdirtti Diyarbakır'da mektubunu Barış da okuttu Bey, her şeyi yaptırdı. Siz, hiç merak etme. Siz et karşı et. mıydınız PKK'nın silah bırakmasına? Ya hacı o şimdi sizin silah bak. karşı mıydınız? Şimdi bırak süreç, onu. O süreç. Ya Öcalan'ın. İki tane, öcalan tane örneğe çekip kardeşlik Öcalan'ın öcalan Diyarbakır'da Öcalan'ın öcalan Diyarbakır'da Öcalan'ın Diyarbakır'da mektubunu ben mi okuttum? Diyarbakır Meydanı'nda. Ne yani okudu. Yani biz e tasvip mi Öcalan'ın posterini, Öcalan'ın posterinin önünde Yarkadaş, iktidarın izniyle bir buçuk milyon mi insan toplandı. Öcalan tasvip mi ediliyor? E izin veriyorsunuz Öcalan işte. Terörü, i̇zin veriyorsunuz. PKK terörü PKK, tasvip PKK, mi ediliyor. PKK ha burada ben mi kurdurttum Peki, mahkemeyi? Siz bu cümle Ya, ya bu rezaleti, ha bu rezaleti senin var? içine siniyor mu hacı? Kaç terörist kaldı? Ha bu rezaleti senin içine siniyor mu? Ben teröristlerle ilgili. Ha bu rezaleti. Hiçbir rezalet. Öcalan'ıdır, e, ömrüdür. Okuttunuz kardeşim. Çözüm Okuttunuz. hepimiz sabrettik. Ya bırakın kadar. bu çözüm süreci sabrettik işlerini ya. Bırakacak ki. Sen yapınca AKP yapınca meşru. Sen bunları meşrulu... konuşuyorsun da. Ya, ya hemen sonuça bak, gel, sonuça. o kadar çaresiz, Türkiye'de o kadar çaresiz terörist durumdasınız kaldı? ki Türkiye'de kaç HDP'den, terörist kaldı? Öcalan'dan, PKK'dan başka barış konuşacak Bey, bir şeyiniz yok. Bunu bilmiyor. Bak niye? Türkiye'de kaç terörist kaldı? Ya ne bileyim İçişleri Bakanı mıyım? Bir gün 159 diyorlar. Ertesi gün 50 diyorlar. 100'lü rakamlara indi. Türkiye'de vatandaş da bilsin Sayın Süleyman Soylu İçişleri Bakanı açıkladı. Yüzlü rakamlara indi. Türkiye'de terörist sayısı e, 90'lı rakamlara inmek üzere. Böyle bir Türkiye'ye gelmişiz. PKK'ya ee, PKK'yı Ali Babacan'ı konuşturmayacağım diyorsun ya. 30 kilometre yani. ötede bir ya bak askerimiz yani. var. Sen, sen tezkereye hayır diyenlerle bir olduğunuz için. Kardeşim tezkereye hayır demekle geliyor. De CHP yok, hakkında Yok hamur hiç. diyorsunuz ya, bak, yok demagojiyi demagojiyi bırakın diyorsunuz. ya. PKK'nın tepesini ezmiş ya. bir Bunların tamamı, Türk Silahlı bak, Kuvvetleri'nden bak, şey bahsediyorum. Şey Hükümetten mi? de değil bu arada. Ha. Şu yaptığın tezkere tartışması. E git gir o zaman Suriye'ye. Girdi zaten. Gir. Hayır büyük operasyon yapacağım dedin. 70 kilometre yapacağım dedin. Niye yapmıyorsun? Putin'e gidiyorsun, Amerika'ya gidiyorsun. Hacı bırak bu işi. Barış Bey. Bak kardeşim Barış bir şey Bey, söyleyeyim bak. Siz Türk Silahlı bak, Kuvvetleri'ne bak, kimin adına sesleniyorsunuz? Sen bırak bu işleri. Gir, Sen gir uzman, zaman. Bırak. Siz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne adeta siyasi iktidarı söylüyorum. Kafa tutar gibi kimin adına konuşuyorsunuz? Siyasi iktidarı konuşuyorsunuz. söylüyorum kardeşim. Sizin Benim de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne değil mi burası? Şöyle Benim yapalım. siyasi iktidar. Silahlı kuvvetler davul çalarak girmez. Operasyona Operasyonu öyle girilmez. Konuşuruz onu ayrıca. Sen bitir istersen. İktidar iki tane sıkıntının içinde. Ekonomik krizi aşamıyor, ekonomik krizi çözecek bir formül de bulamıyor. İktidarın şu an kafasında şu var. Acaba Birleşik Arap Emirliklerinden bir 20 milyar dolar getirip ekonomik krizi biraz rahatlatabilir miyim? Ya da Hazirana kadar şapkadan bir tavşan çıkarıp vatandaşı rahatlatabilir miyim? bunların ikisinin de olmayacağı ortada o yüzden ne yapacağını iktidarın kendisi de çok fazla bilmiyor. Eğer bir gün tüm bunlara rağmen erken seçim kararı da alınırsa şaşırmayın çünkü iktidarın korkusu şu. Zaman geçtikçe zaman geçtikçe ekonomik kriz derinleşiyor. Zaman geçtikçe ekonomik kriz derinleşiyor. Sorunlar birikiyor. Emeklikte yaşa takılanlar bir yandan Ekonomik tablo önümde, ekonomiyi sonra konuşacağız sanırım. Hı hı. Kredi kartı borçları bir yandan, konut sorunu bir yandan, batık kredilerin artık mağduru haline gelmiş vatandaşın sorunu bir yandan, doların ve euronun yükselmesi bir yandan, vatandaş artık nefes alamaz hale gelmiş. İktidar vatandaşa nefes aldırabilecek bir formül de üretemiyor. Eğer bir formül üretebileceklerini bilseler, seçime aslında bugün giderler. Ha şimdi vatandaşı şu beklentiye soktular Erdoğan Aktaş. Biliyorsunuz 15 Ağustos AKP'nin kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı gün Ankara'da ATSO'da Ankara Ticaret Sanayi Odası'nda bir kutlama yapılacak ve Sayın Erdoğan da orada konuşma yapacak. Şimdi bütün beklenti Sayın Erdoğan acaba pazartesi günü çıkıp şapkadan bir tavşan çıkartıp vatandaşı rahatlatacak bir formül önerebilecek mi hem ekonomide hem siyasette eğer o günde bir yeni formül ortaya konulamazsa yeni bir ekonomik model ortaya konulamazsa o zaman iktidar artık sadece günü kurtarmaya çalışacak yani iktidar büyük bir sıkışma içinde sokağa çıktığında bunu görüyorsun Hacı efendim niye esnaf çıkmıyor nasıl çıkacak esnaf en küçük demokratik hakkını bile kullanamadığın bir ülkede kim çıkıp ne hakkını kullanacak biraz sonra konuşacağız işte zeytinli festivalini yasaklayan bir iktidar bir festival ya şarkı söyleyecek çocuklar orada kamp kuracaklar eğlenecekler bunun bile yapılmasından korkan Bey, kamu güvenliği tehlikede yani? diyen üç tane insanın bir araya gelmesinden çekinen bir iktidar hangi demokratik hakkı kullanılıyor hangi demokratik hak, hangi demokratik hak kullanılıyor olsun? Türkiye'de Hacı en küçük demokratik hak kullanılamıyor. Kullanılmıyor kardeşim kullanılamıyor. Yani. Evet kullanılamıyor. Yani hükümet, bir şey dediğinde yani, ezberlemişsiniz. Öcalan PKK git saniye, Diyarbakır'da Öcalan'ı Diyarbakır'da kardeşim Öcalan'ı ekonomiye eleştiremiyoruz. Siz açtırdınız. Siz Ondan siz Türkiye'de siz entelektüel ve fikri tartışmalar yapamıyoruz. Türkiye'de hiç kimse efendim benim cumhurbaşkanı adayım şu kişidir diyemiyor. Efendim, e, de ya PKK'lı diyorsunuz ya FETÖ'cü diyorsunuz. Kime? Millet ittifakına demediğiniz, kime? etmediğiniz hakaret PKK'lı kalmadı. FETÖ'cü diyoruz? Efendim işte yok bunlar FETÖ'den Niye talimat alıyor. Barış Bey, yok Vatandaş bunlar Kandil'den talimat bak, alıyor. Bak şimdi. e ne peki? Denk yani muhalefet... Kime? Muhalefetle böyle bir tartışılır. E ya? siz diyorsunuz Kime, işte. Millet ittifakına diyorsunuz. Kime? İki de bir, iki de bir. Meral Hanım'a mı? Tamam. Mesele altında şu var. Meral Hanım'ın arkasında bu var. Ne zaman PKK'lı demişiz göster. Meral Hanım'a hiçbir zaman PKKlı demedik. Ya kardeşim, Meral Hanım'a hiçbir zaman fetöcü Ama fetöcüler işte, Meral Hanımı destekliyorsa biz ne yapalım? Ne Barış atıyor? Bey, neyi destekliyorsa fetöcüler. Meral Hanımı destekliyorsa biz ne yapalım? Ama ya biz kardeşim, Meral Hanım'a fetöcü FETÖ diyemeyiz ya, ki. Ya Demedik de. Ya bak böyle ülkede, ülkede, şeyler konuşarak bir saniye, gerçekten bu ülkede. Sen bu böyle düşünüyorsun ben böyle düşünüyorum işte. Toplumlar ya şu anda Barış Bey istediği gibi konuşuyor. CHP'li kasapla AK Partili mana bir araya işittik. gelmişler. Gayet güzel anlaşabiliyorlar. Mücadele ülkede. eden Ahmet Zeki Üçok'u aldı. Danışman olarak partinin yetkili kuruluna soktu. Hala FETÖ iyi Parti diyorsunuz ya. Yani. E, Mehmet Ali Çelebi ben e, bir AK Parti'ye geçme iması oldu. Allah e, öldürecek tamam, geçin, adamı nerede? Abi size verdik. Buyurun, Neredeyse Aydını öldürecekler ya. Mehmet Ali Çelebi'yi yapmayın ya, ya. Size verdik. Ya. Ya Demek görün. bu bak Barış Bey. Siyaset, ya görün verdi. Ve siyasi hamle başka Allah Allah, bir şey. Allah verdik Mehmet Ali bak, Ali, bak, aynı örnek. Ahmet Zeki Uçok diyorsun. Mehmet Ali Demek ki siyasette oluyor bunlar. Yani AK Parti'de de oluyor. CHP'de de oluyor. Hepsinde oluyor. Bu başka bir şey. Ama demokratik haklar kullanılamıyor demek başka bir şey. Benim itirazım, canım. Türkiye'de CHP'lisi de İYİ Partisi de bütün siyasi partiler, AK Parti MHP, demokratik haklarını ve söylemlerini ya istedikleri mecliste gibi 1500 dile fezleke var. Ama bu milletvekilleri herkesine ağır suç dersen, dersen ona sen demokratik hak diyemezsin. Ya mecliste 1500 Hakaret fezleke var. Barış. 1500 barış fezleke mi? ne demek? 1500 tane güya suç işlemiş milletvekilleri. Barış, bir her biri bir suç makinesi. Barış, bir konunun altını dakika. yok. Ha. Bir konunun altını çizim. Hır? Daldan ha. dal atlayarak gidiyoruz. Yok, çünkü konular her bir şey yok. şey yok. Demokratik hak kullanılamıyor. Bak demokratik hakkını ne güzel kullanıyor. Buyurun. Yok bir de kullanamasın artık ya. Yani. İşte Gülcan Acır artık ben bunu senin cümlen olarak alacağım. Yok artık onu yapamazsın. Ha bunda konuşmasın ya, mı canım şey yani? Şey, yok onu da yapamazsın canım. İşte, Korumayla diyor mı geldin, işte. korumasız mı geldin ona göre konuşacağım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani...